Merhaba öğretmenim, ben yüzdeler ile kesirleri karşılaştıran bir etkinlik hazırladım. Öncelikle etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Burada kesirler var. İstediğim bir kesir seçiyorum. Burada da yüzdeler var. İstediğim bir yüzdeyi seçiyorum. Ve bu kesir ile yüzdeyi karşılaştırıyorum. Karşılaştırmamın sonucunda ise buradaki sembolleri kullanıyorum. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle 3 bölü 4 kesiriyle %80 yüzdesini karşılaştırmak istiyorum. Öncelikle 3 bölü 4 kesirini paydasını 100 yapmam gerekiyor. Nasıl yapacağım? 25 ile genişleteceğim. 25 çarpı 3, 75. 25 çarpı 4, 100. Paydam 100 olduğu için artık yüzde sembolünü kullanabilirim. Yüzde sembolünün yanına da ise 75 yazacağım. %75. Benim seçtiğim ise %80'di. %80. Bu durumda 3 bölü 4 küçüktür. %80'den diyebiliriz. Buradan sembolümü de kullanıyorum. Şimdi ise 6 bölü 20 kesiriyle %30 yüzdesini karşılaştırmak istiyorum. Yine aynı şekilde 6 bölü 20 kesrinin paydasını 100 yapacağım. Nasıl yapacağım? Yine aynı şekilde genişleterek yapacağım. 5 ile genişleteceğim. 6 kere 5, 30. 5 kere 20, 100. Paydam 100 olduğu için artık yüzde sembolünü kullanabilirim. Yüzde sembolünün yanına da payı yazacağım. 30. %30. Benim seçtiğim yüzde ise %30'du. O zaman 6 bölü 20 kesri eşittir %30 yüzdesine diyebiliriz. Ve sembolümü buradan kullanıyorum. Şimdi 7 bölü 25 kesriyle %20 yüzdesini kullanmak istiyorum. Yine aynı şekilde paydasını 100 yapacağız. Bu sefer 4 ile genişleteceğim ben. 7 kere 4, 28. 25 çarpı 4, 100. Paydam 100 olduğu için artık yüzde sembolünü kullanabilirim. %28. Benim seçtiğim yüzde ise %20 idi. O zaman şöyle diyebiliriz. 7 bölü 25 büyüktür %20'den diyebiliriz. Ve buradan da sembolümü kullanıyorum. Umarım beğenmişsinizdir etkinliğini.